Harry. Bak niyet ediyorsun. Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya. Üç ağız, üç burun. Ama beynine kadar çekecek diye çektiğin anda onu. Ve bu var ya dümdüz adamdır yani. Çok iyi insandır bu. Tabii dümdüz adamdır. Bayağı iyi ya. Bayağı iyidir ve bu yani düz karakterli böyle harbi adamdır yani. İyi adamdır. Böyle. Evleniyorlar kızla. Bir sarhoş. Ya Batuhan bak hayatımda. Ben bu kadar rezil adam bakayım. Görmedim ya dur. Kim bakayım. Dur adam öyle deme adam öyle deme bir bakalım. Bir şey olmuş sende varmış. Sen deme boş ver bakayım adamın bir haline bak. Valverde sen bir de benim taş yardımınkini gör. Lan Dilber'den önce biz vardık oğlum bu pavyon hayatım. Abi, eski pavyonculardan kim kırdı? Kaldı oğlum. Kır bakayım gerdanı. Nasıl? Korum korum korum. Sky Spor ekranından herkese merhabalar. Bu hafta da Türkiye'nin en çok izlenen, en çok sevilen ve en çok konuşulan futbol magazin programı Ben Batu ile karşınızdayız. Batuhan hoş geldin. Hoş buldum canım. Herkes seni konuşuyor. Allah senin belanı vermesin Batuhan. Niye ne oldu? Ezel'in kör annesi ne lan? Ne bileyim aklıma o geldi ya. Önceden izlediğin dizileri tekrar izlemek bir hastalık belirtisiymiş. Hangi hastalıktır Ömer'cim? Hatırlamıyorum. Alzheimer mı? Hayır değil. Yok bir hastalık. Anksiyete. Evet. Ben anksiyeteyim galiba. Ben de. Seyrediyor musun Ezel'i? Ben Ezel'i 7 kere izledim. Kurtlar Vadisi'ni 18 kere. Tabii. Mesela film de çok izlerim. Zamana Karşı filmini de 17 kere izlemişim. Maşallah ya. Anksiyeteyim ben ya. Peki Ezel'de Kör Melihan'ın sahnelerini atlıyor muydun? Atlamazdım hiç. Vallahi ya. Severdim. Bu adam çok merhametli. Vallahi ben... Ulan Kör Melihan'ın sahnelerini... Merhametli. Batu merhametli. Bravo. Kör Melihan'ın sahnelerini atlasam Ezel'in kör annesi koklaya koklaya nasıl bulur derdim. Doğru söylüyor. Bu soruyu bir daha sormamalı. Başlayalım programa. Başlayalım. Esenler Çamlık otobüs durağında sıradan bir sabah videosu. Hakan. Esenler Çamlık'ta duraktan her gün otobüse binen iki tane kardeşim var. O kırmızılı ablayla denk gelmişler o gün. Ve ben sana olanı söyleyeyim mi? Kanka. Otobüs gelmemiş. Gelmemiş diyeyim. 6 saat otobüs gelmiş. Bu 6 saat oynadı mı bu? Hayır oğlum. Otobüsleri buraya takmış oğlum görmüyor musun? İki otobüs burada lan. Lan bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Ya oradan geçen kızın yani şöyle bir bakışı İbrahim var. İbrahim Tatlıses'in Memeler Başkaldırmış şarkısı bence bu ablaya yazılmış. Olabilir. Hakan. Ben böyle bir şey görmedim. Bu var ya bak yemin ediyorum, iddia ediyorum. Hollanda Hörsteink ineğinden daha fazla süt verir. Ya bu uçaktan düşse ölmez. Airbag'ler açılır bunun. Ben sana bak net söylüyorum. Hollanda Hörsteink ineğinden daha fazla süt verir. Hörsteink ineği verin buraya. Verdi. Bir de şey... Ablamı verin bir de. Evet. Köpekler nasıl araba iter? Abi ben çok bayıldım bu videoya ya. Ya bakar mısın ya? Ben günümüzde hayvanların birçoğu insandan daha çok insan olduğunu görüyorum artık. Daha akıllılar değil mi? Daha akıllı değil de daha insanlar diyelim. İnanılmaz bir şey ya köpek araba itiyor. Vallahi çok enteresan. Çok acayip. Takdir ya. Edilir yani helal olsun. Bu arada birinden daha akıllı. Evet. Kim lan o? Başver. Yani çok iyi biliyor kendini. 6 hafta aramızda olmayacak bir arkadaşımız. Forum Kayseri önünde itmiş. Şimdi geçen haftaya... Komtu Beşiktaş yazalım o köpeğe. Geçen hafta çok önemli bir olay oldu. Vedat Milor, abimiz, ustamız, çok büyük adam. Çok severim. Bak ben beraber çalıştım yani biliyordum aynı şirkette çalıştık. Batuhan mesela gidiyor bir yere gidecek ya yemek yemeye. Örnek veriyorum işte çok ünlü bir restorana gidecek. Rezervasyon yaptırıyor. Böyle yapıyor işte. Mesela Hakan Gündoğar adına yaptırıyor rezervasyonu. No name bir isim. Çünkü Vedat Milor geliyor dese şey olacak. Abi bir gidiyor oraya Vedat Milor'u görüyor. Durun diyor. Neyse o diyor. Gelmeden önce hazırlanma yok. Baba acayiptir yani. Buradan selamlar olsun Vedat abiye. Selam. Vedat abi çok önemli bir açıklama yaptı. Ben ama bunu bir türlü çözemedim. Bunu da bu ülkede çözebilecek nadir adamlardan bir tanesi sensin. Yanlış mıyım Mami? Kesinlikle. Ömer? Kesinlikle. Emirhan? Ağır bir soru geliyor herhalde. Vedat abi diyor ki cinsellikle yemek arasında kesinlikle bir bağ var diyor. Nedir bu bağ? Ben bulamadım.
Acaba bu açıklama ne zaman açıklaması? Geçen hafta. Tabii. Artık bir bağ var tabii. Nedir? Hesabı öderken geçiriyorlar. Cinsel içinde yaşıyorsun. Yediğini çıkarmadan, yani yediğini çıkaracak pozisyona gelsen bile geri itiyorlar. Oh diyor, o işte. Baba, bir İskender 1000 lira olmuş, sen ne anlatıyorsun ya? İskender 1000 lira olmuş, 1000 lira. Bu diyorsun bağ. Sen ne diyorsun ya? Kafayı mı yedin? Şırdan olmuş 300 lira Hakan. Şırdan ya, kulağım bu. Oğlum kokoreç, iki kişi kokoreç yedik. İki kişi sana yemin ediyorum, midye tava. Denizden çıkıyor değil mi bu midye? Kokoreç. O midye tava şişlere takılıyor. Üç tane, iki şey şiş. İki şiş, 6 tane. 6 tane ne yapar? Hiçbir şey yapma. Çeyrek de kokoreç. 2 tane de şey baba, ayran. Bir tahmin etsin hesabı. 500 lira. 1800 lira. Anasının nikahı ya. Kur'an çarpsın. Ya da bana geçirdiler. Bilmiyorum ama cinsellik bu işte. Yemekle cinselliğin arasındaki ince nokta bu işte. Aa, doğru. Tamamen midye tavanın şişi. Yine buldu abi. Yine buldu. Yine yakaladı ya. Vallahi helal olsun. Baba üstteki borusuna kadar ya. Zevki aldın mı? Yani yemeği eğer hemen yediğinde sindirip böyle hemen çıkarma moduna girmiyorsan zevki alabiliyorsun. Helal olsun. Vebo biliyorsun. Pierre Vebo senin de eski arkadaşın. Çok severim. Çok karakterli. 42 yaşında. Evet. Fakat Ankara Gücü'ne transfer olan sağdaki Bassagok'ta 28 yaşında. Dünyanın en büyük dolandırıcısı. Fotoğraf bu. Bassagok Vebo'dan daha yaşlıdır. İddia ediyorum. Kemik yaşlarına baksınlar. 20 yaş mağarası var değil mi? Sen manyak mısın lan? Bassagok'un dişleri dökülmeye başlamış. Bassagok 55. Var mıydı böyle hiç takımda? Yani çok var ya. Mağarası olan çok var ya. Vebo nasıl insandı? İyi miydi? Vebo iyi insandı. Vebo var ya, dümdüz adamdır yani. Çok iyi insandır Vebo. Tabii dümdüz adamdır. Bayağı iyi ya. Bayağı iyidir Vebo, yani düz karakterli. Böyle harbi adamdır yani. İyi adamdır Vebo. Severim ben. Çok severim. O zaman İyi de golcüydü. Yunanistan'a ne kafa vurdur lan bu. Müthiş golcüydü. İlk Başakşehir'de başladı diyorsun. Çok iyiydi. Ergin Hoca'ya gidelim. Ergin Ataman. Gidelim. Fenerbahçe Beko galibiyetini yumruk şovla kutladı. Kendinden geçti ama böyle sevinmek yok yani. Milli takımda da çok başarılı oldu biliyorsun. Tamam da ya, Fenerbahçe maçlarında ayrı bir motive oluyor ya. Ne başarılı oldu onun milli takım. Yani. Ne başarısı var milli takım. Ergin Hoca var milli takımda başarısı ya. Var abi. Ya bilmiyorum da yumruk mumruk böyle ufak böyle şey olmamış yani. Ben beğenmedim. Ben bir soru böyle sorayım. Sevinilir mi lan Mami? Şimdi Türk takımı, Türk hoca ve Yunan takımının hocası ama. Bu kadar sevinmek hoş. Sevinirsin abi ya. Sonuçta Panathinaikos basketbol takımı. O beni ilgilendirmez. Bu şeye girmeyeyim ya. Sonra farklı. Caner Erkin'e gidelim. Yine çok seversin sen Caner'i. Caner'imi severim. İyi adamdır. Caner Erkin çok iddialı açıklamalar yaptı Candaş Tolga Iş'e. Candaş'a da buradan abime selamlar olsun. Olsun. Diyor ki şu an Beşiktaş'a gel deseler ne para konuşurum ne bir şart sunarım. Düşünmeden giderim. Çok sevdim ben Beşiktaş'ı. Neden düşünmüş ki böyle bir şey demezler gel diye. Evet. Bu kadar. Şu an Beşiktaş'ın stabil kadrosuna ben de Caner Erkin'i alırım ama almam. Yine senin Almanya'daki en büyük arkadaşın, sürekli sana gel diyen ama bir türlü yanına gidemediğin. Bu koltuk bana rahatsız geldi. Kalp krizi geçireceğim sanırım. Evet. Bir de böyle psikopatlı var. Bundan da çok korkuyor biliyorsun evet. Değil mi? Suratın beyazlamış var. Panik hata var. Ölüyor. Oğlum ben bazen kendi kollarımı sıkıyorum. Kalp krizimi geçiriyorum. Vallahi oğlum. Bir ara o kadar hani böyle koldan güç gider derler ya. Bir ara sol bileğimi öyle bir sıkmışım ki kolum gerçekten uyuştu yani. O kadar gücüm yerinde mi diye. Hastaneye gittim, şey çektirdim. Kalbime şey bağlı. Oğlum ben harbi ben 2 günde bir tribe giriyorum kalp krizi geç. Oğlum zenginim ben, korkuyorum ölmekten. Hakan niye korksun? Doğru evet. Söylüyor. Ölüm onun için kurtuluş. Ölüm Allah'ın emri Sabri kardeş. Şimdi Sabri abime selam olsun. Almanya'daki çok değerli kankan Harry Kane'e gidiyoruz abi. Gidelim bakalım. Ne yaptı lan bu Harry'i buldu taşındı en son, o gün bugündür yok. Harry aramadı değil mi hiç? Hiç aramadı lan bu, iyice ne var Harry ya buldu. Şaşırdı. Kupalar kazanmak için Bayern Münih'e geldim diyen Kane, kupa laneti devam edecek mi? Bayern, Almanya Süper Kupası finalini kaybetti o geldikten sonra. Biliyoruz. Bayern, Almanya Kupası'nda 3. lig ekiplerinden Saarbrücken'e yenilerek elendi. Bayern Münih ligin bitimine 13 hafta kala Leverkusen'in 5 puan gerisinde. Ve son maçta Leverkusen... Üçledi. Oğlum bu adamı buraya getirin, kırklayın mırklayın, hamamda mamamda, bu çok sıkıntılı lan. Değil mi?
Lan yemini böyle bir şey olur mu oğlum? Buradan mesela ne yapması gerektiğini bir söylesene. Kanka bak. 3 ağız. Harry. Bak niyet ediyorsun. Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya. Gülmeyin oğlum. Ciddi bir şey anlatıyorum ya. Vallahi önemli oğlum. Tabii. Bu adamın hiç eşi, dostu, Müslüman arkadaşı falan yok herhalde. Sevdiği de mi yok? Sevdiğin de mi yok? Bir gösterin ya. 3 ağız. 3 burun. Ama beynine kadar çekecek diye çektiğin anda onu basacak buraya su. Baba vücudunun her yerine su tutuyorsun. Ayak altlarına fiskeyle çıkmadan tutuyorsun. Eğer Bayern Münih şampiyon olmazsa ben de bu işi bilmiyorum. Bir toplu iğne tanesi kadar kuru yer kalmayacak. Yani. Kalmayacak. Ha. Bunu yaparsa? Bu ne biçim bir cenabet bir herifmiş lan Hakan? Bayern Münih'te de kazanırsın kupayı. Yani. Ulan Bayern Münih lan formasını koysan kupa alıyor lan bir tane. Üçüncü lige yenilmek ne ya? Bu haftaki Ben Batu'nun başlığı cenabet Harry Kane. Aynen öyle. Çok net. Bence bu cenabetin de ötesinde başka bir şey bulmam lazım buna ya. Daha ötesi yok ki abi ya bu. Bu felaket bir şey yani. Öbür konuya geçelim. Göbeğine bunu kiremit koysunlar. Sıcak su döksünler kiremit kırılana kadar. Ha tabii. Abi bu büyü bozma yöntemidir. Hangi büyüleri olur? Çingene büyüsün. Ne büyüsü olursa. Kol bağlama, Arap basma. Tabii. Arap basma ne? Tabii. Arap şimdi onu burada söyleyemem. Anlatılmaz oldu. Olmaz. Arap basma. Çok meşhurdur o. Çok Arap basma şey. Büyüsü. Ya Google'a çıkar. Arap basma büyüsü. Şimdi yine? Üç harfli gibi bu. Bir basar nefes alamazsın. Allah tabii. Kalırsın böyle. Ama Arap Ömer gibi değil. Ha, Ömer ne bu? Çakma Arap. Baktım geçen gün pisuvarda işerken. Çakma Arap. Batuhan'ın en sevdiği yazlık yerlerden bir yere gidiyoruz. Antalya'ya. Oo, buradan ECC Tur Cemil kardeşime selam olsun. Kumbalık Muzaffer'e çok selamım olsun. Gitmeydik. Aa çok severim ben. Valla Ercan abime selam olsun. Cevdet'e selam olsun. Mami'ye selam olsun kardeşime. Mami Kral Game'e. Kral Game oğlum sen değil. Şimdi Antalya'da evet. Horoz dövüşü üzerinden kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi yakalandı ama fotoğrafa bir baksana. Antalya'da horoz kumar oynar mı lan? Horoz dövüşü olmaz oğlum. Çok sıcak. Boğulur horozlar. Abi yok baksana yapın. Ananı avrum. Gerizekalı mı lan bunlar? Oğlum emniyette horozla niye fotoğraf çektirmiş bunlar? Horozu da mı gözaltına aldılar? Kanka bir dakika dur. Ay, çok güzel fotoğraf. Çok, özür dilerim bu fotoğrafı çektiren horozun sahipleri mi? Evet. Horozlarla bir de poz vermiyor. Horozlara da kelepçe takmışlar mı? O ya ben bu memleketten başka hiçbir yerde yaşayamam ya. Vallahi. Ulan horozun emniyette ne işi var? Gör git abi. İfadesine başvurmuşlar. Bak bu daha beter. Abi damat evleniyorlar kızla. Bir sarhoş. Ya Batuhan bak hayatımda ben bu kadar rezil adam bakayım. Görmedim ya dur. Bakayım. Dur adam öyle deme bir bakalım. Niye açmıyor ya? Deme öyle adam. Boş ver. Bir şey olmuş sende varmış. Sen deme boş ver. Bakayım adamın bir haline bakayım. Mami bu ne oğlum? Mami bu ne? Damadı s**ler haberi olmuyor. Ya bu abi için ne diyeceksin ya? Ya şuna bak abi. Ben böyle bir şey görmedim. Adama yaslıyor öbürü. Oğlum bu bir şey söyleyeceğim. Şimdi karıya da baktım. Karı da iyi yani. Acaba bu... Damat gelin mi olmuş? Ya damat gelin değil de bu acaba görücü usulü falan mı? Ya da lavuk çok zengin bir şey mi var? Bak nasıl düşüyor sonda bak. Oğlum bu inanılır gibi bir şey. Bu ne içmiş ya? Ben anlamadım abi bunu. Bu ne yapmış? Oğlum bu ne yapmış lan? Şu raddeye gelebilmek için. Ne içebilirsin abi yani? Bence bu herif bununla evlenmek istemiyordu. Sevdiği başka biri var. İki duble içince şaşırdı herif. Ay. Bunu istemiyordu mu? Bir dakika ya. O zaman ne yapalım biliyor musun? Öbür herifi görüyor musun? Arkadan nasıl tutuyor? Of. Ulan çok. Öyle yapıyor. Kafadan itiyor. Elden. Ne oldu ya? Yapma be. Bir şarkı armağan etsene abiye ya. Ne edeyim ki bulamadım şarkı ya. Ah be abi çok derin mevzu bu be. Kaç kare kırıldı. Olmaz ya. Olmaz üzüldük bu daha abi, farklı çok bir şey olmuş. Üzüldük abi. Neyse. Abiye şarkıyı buldum. Ney? Boru sana girmiş çalışıyor.
Kim söylüyor lan onu? Oha çok iyidir şarkı değil misin? Ankara havası. Boru sana girmiş çalışıyor. Boru sana girmiş çalışıyor. Abaya boru girmiş. Ben ilk kez duydum bunu biliyor musun? Olur mu lan? Çok iyi şarkıdır. Ha Elvan Dalton. Elvan'la ne alakası var bunun? Adam işte Elvan Dalton'un adı. Yılmaz abinin ben dizide bir bölüm oynamam mı ya pavyonda? Yerim. Boyun hareketine bak be. Hakikaten ha eski gerdanım. Pavyonculardan kim kırdı, kaldı oğlum? Kır bakayım gerdanım. Nasıl? Korum, korum, korum. Tamam. Nasıl gerdan kırıyor lan? İnanılmaz. Bayağı biliyor. Lan Dilber'den önce biz vardık oğlum bu pavyon hayatım. Abi şimdi çok garip bir mevzu geliyor. Devam et. Batuhan. Bir sarhoş abi yere düşüyor. Ama nasıl? Düşme değil, yatıyor galiba orada. Yatıyor, yatıyor. Hı. Ondan sonra sevimli bir dostumuz. Dostum da yalnız var ya, nereden çalışacağını iyi biliyor ya. Dostum nereden çalışacağını iyi biliyor. Pozisyon bilgisi iyi değil mi? Dostum bayağı iyi. Bak. Nambi kendini yan yana alıyor tam deliye doğru. Oo. Finalde o var mı? Var var. O koordinatlara girmiş. Zınk. Sen pompacı arkadaşı tanıyor musun? Hangi pompacı? Aa yeni pompacı çıktı. Ablanın donuna kadar çekmiş. Bak bak. Pompayı değitmek istiyorum da size. Ben de pompayla ne yapacağım? Pompalarsın. Pompacıyız. Türkiye'nin %100 pompacı. Pompaladı. Pompalamadıklarımız. Şaklaban mı? Geç şunu ya. Bu ne? Şaklaban. Geçiyorum. El alemin kızına mızına sen ne oturuyorsun yanlara pompa ediyorsun. Sana ben pompayı bir hediye ederim pompalanırsın. Ve bence şaklaban. Çok büyük sıkıntı çıkaracak bir açıklama geldi. Hemen bir alalım. Valverde'nin Jude Bellingham'ın paylaşımına yaptığı yorum. Fotoğraf bu. Fotoğrafı gör. Bellingham. Bir şey deme şimdi. Bu Bellingham'ın Granada maçında gol attıktan sonraki Instagram'a koyduğu foto. Valverde altında ne yazıyor biliyor musun? Üç bacakla oynayamaz. Ümit abi kaç sene oynadı? Ama ya sen de şimdi. Anladım. Dayıma girme yani. Senin Taşardi'den sonra böyle bir şeyle gelmesi... Valverde sen bir de benim Taşardi'minkini gör. Ver oğlum Taşardi'mi buraya. Bellingham'ı da buraya ver. Sen şu ekran parlaklığını biraz aç bakayım Hakan. Açtım o şey o. Söyle. O başka bir şey. Göster bakayım bana şimdi bir. Şey mi? Fotoğraf Bellingham'ı bir daha göster. Bellingham'ı hemen göster. Bir analiz yapalım. Bir bakacağım şimdi hemen. Hangisi üç bacaklı? Taşardi'ye vermeyin. Utanır Taşardi'minki. Yapma. Yapma. Oğlum Bellingham'a baksana 10 kilo taş var adamda lan. Bir şey söyleyeyim mi ben sana? Bence duruştan. Bence de duruştan. Yalnız benim... Biraz sünmüş gibi Bellingham'ınki. Batuhan'ın yapması gereken tek bir şey var. Benim verin lan buraya şeyli şortlu halimi. Hayır. Senin Erme. Tek yapman gereken bir şey var. Ne? Ümit abinin çantadan Bellingham'a hediye etmek. Olabilir. Arkadaşın çünkü şimdi yani... O çocuğu da şey yapmamak lazım. Ya ben anlamadım ya. Bu ara moda oldu. Ben anlamadım. Bunlar ne saklayamıyorlar anlamadım yani. Biz kaç sene sakladık. Biz kaç sene sakladık oğlum. Abi şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hakan hiç abartma. Biz sakladık yani bunu. Sakladın. Sen sakladın da uçağı bir tight giyerdi abi. Ben biliyorum. Uçağıyla bu bir mi lan? Uçağı abi bunların şeyi ya söyle. Uçağı abi komodo ejderi gibiydi. Tövbe estağfurullah. Isırdığı biliyorsun. Yürüyemiyordu yani. Yani anlattırmayın bana uçağı abi. Ben bilirim uçağı abi İstanbul Spor'da oynadı. Soyunma odasına giremezdik biz. Anlatmayın. O deli misin? Uçağı abi çıktıktan sonra soyunma odasına giriyorduk biz. Komodo ejderiydi lakabı. Abi ısırdığı düzelmedi biliyorsun. Bir şeyler oldu hep. Allah aşkına. Uçağı abiyle kimse kendine buradan selamlar olsun. Oğlum deme şimdi uça deyince ısırdığım ısırdı deyince konu farklı yerlere gidiyor. Geç. Ve... Videoyu açmadan... Ben bir şey söyleyeceğim abi. Söyle. Bu adamı inanılmaz seviyorum ben. Ben de çok seviyorum ve davet ediyorum. Kesinlikle. Şanlıurfa'daki ayakkabıcı abim. Çok net. Bu arada bir kramponu da Batuhan Karadeniz diye anlatabilir mi? Evet. Buradan Şanlıurfa'daki Taksim ayakkabı. Abi, Şanlıurfa o... Taksim ayakkabı ya. Buradan lütfen tek bir şey rica ediyorum ondan. Batuhan Karadeniz'in ayakkabısını bir tanıtsın. 40-41-42. 40-41-40. Rumarulla kokunan ürünü geldi. Adidas Prezent Predatör. Efsane ürün.
Prezervatif diyecektim. Bak şimdi. Ayakkabı çakma olunca düz mü duruyor olmayınca? Madem Vietnam. Şöyle abi Şampiyonlar Ligi'nin kramponu. İnanılmaz. Abi bu abiden tek bir şey. Batuhan Karadeniz kramponu tanıtman lazım. 40, 41, 42 ama ben 47'ye kadar. Benim ayak 47,5. Çok güzel, beğendim. Şahane bir abi ya. Muhteşem. Buradan ona da tebriklerimi gönderiyorum. 41, 42, 43. Burada çakma diyenlere gelsin. En kısa zamanda videoyu bekliyoruz. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şanlıurfa'da oynadı bu. Evet. Bu Şanlıurfa'da oynadı. O bak sağ tarafta künefeci vardı. Burada Şimanski'nin ayakkabısı diyor ya. Şimanski. Bu da Şimanski'nin ayakkabısı. Dur onu da bulayım. Şampiyonlar Ligi prodatör. Dur. Hakan gidelim artık onu bulayım. Tahmin edin. Tahmin edin bakalım bu kimin ayakkabısı diyor ya. 41, 42, 43. Dur. Nerede Şimanski? Ben de anlamadım onu. Empompe. Empompe. Empompe artık Türkiye'de Pima Pen markası oldu. Empompe Pen. Hakikaten bekliyoruz buradan. Bekliyoruz. Hepsi efsane ürün. Hepsi efsane ürün. Neden hep efsane ürün? Ama efsane krampon abi. Bence baba, kramponlardan bir tane daha bir efsane varsa o da bunu tanıtan kardeşim. Efsane adam. Ne? Tanıtan kardeşim daha efsane. Tabii net. Buradan selamlar olsun ona. Sevgili Batuhan, çok teşekkür ediyoruz. Ben Batu'nun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Sky Spor'a abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.